Muhalif yazılarıyla tanınan dönemin Serbestlik Gazetesi çalışanı Hasan Fehmi Bey'in 6 Nisan 1909'da Galata Köprüsü'nde öldürülmesinin ardından Türkiye'de 6 Nisan öldürülen gazeteciler günü olarak kabul ediliyor. Krikor Zohrab'dan Hrant Dink'e, Uğur Mumcu'dan Metin Göktepe'ye, Musa Anter'den Ferhat Tepe'ye kadar en az 66 gazeteci faili meçhul cinayetler sonucu Türkiye'de hayatını kaybetti. Sadece Kürt basınında 1990 yılından bu yana yaklaşık 80 gazeteci öldürüldü. Fakat bu cinayetlerin neredeyse hiçbirinin faili ortaya çıkarılmadı. Gazeteci cinayetlerinin tek nedeni Türkiye toplumunu haberden yoksun bırakmak, gerçeklerin yurttaşlarla buluşmasının önüne geçmektir. Fakat gazeteciler bugün hayatları pahasına gazetecilik ve inadına haber yapmaya devam ediyorlar. Böylesi zor bir mesleği inançla yapmaya devam eden tüm gazeteci dostlarımızı selamlıyor ve karanlık cinayetler sonucu kaybettiğimiz gazetecileri de saygıyla anıyoruz. Bugün aramızda yıllardır binbir emekle oluşturdukları yerleşim alanlarını rant amaçlı dönüşüme teslim etmeyen Mahalleler Birliği'nden dostlarımız var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Tarım Orman İş'ten dostlarımız var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Çocuklara, kadınlara, hayvanlara, doğaya saldırıların son bulması için Çanakkale'den Ankara'ya 3 insan, 3 kadın, 3 anne olarak yola çıkan kadın dostlarımız. Hoş geldiniz. Ülkemizi nükleer çöplüğe çevirecek nükleer santrallere ve Akkuyu'ya karşı yaşam dayanışma yolcuları ekoloji grubu, Yeşil Direniş gazetesi yazarları, Antalya Ekoloji Meclisi bizlerle. Hoş geldiniz arkadaşlar. Aramızda tabii ki parti üyelerimiz de var. Hepinize grup toplantımıza katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, şimdi konuşmasını yapmak üzere eş genel başkanımız Pervin Buldan'ı kürsüye davet ediyoruz. Değerli arkadaşlar, sevgili misafirlerimiz, sevgili eş genel başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım, basının değerli emekçileri, bugünkü grup toplantımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, baş göz üstüne geldiniz. Grup başkan vekilimiz de ifade etti, bugün aramızda olan Antalya Ekoloji Meclisi ve Yaşam Dayanışma Yolcuları Ekoloji Grubu aramızda. Ben de kendilerine hoş geldiniz diyorum. Bu coğrafyayı nükleer atık çöp sahasına çevirecek nükleer santrallere karşı buralara kadar gelen yaşam hakkı savunucularına ben de teşekkür ediyorum. Ne Akkuyu'da, ne Sinop Gerze'de, ne İğneada'da bu coğrafyayı nükleer atık çöp sahasına çevirecek nükleer felaket projelerine izin vermeyeceğiz. Bu anlamda sizlerin yanındayız. Sizlerin mücadelenizi destekliyoruz sevgili arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeşil Direniş gazetesi yazarları aramızda. Ben de kendilerine hoş geldiniz diyorum. Ayrıca Mahalleler Birliği temsilcileri ve Tarım Orman İş Sendikası temsilcileri aramızda. Kendilerine bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Çanakkale'den Ankara'ya yürüyen 3 insan, 3 kadın, 3 anne. Her türlü şiddete karşı, her türlü talana karşı, her türlü sömürüye karşı yürüdüler, buraya geldiler, bizimle birlikteler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Değerli arkadaşlar, bugün Suruç katliamında yaşamını yitiren Polen Ünlü yoldaşımızın annesi, Sennur Ünlü arkadaşımız, annemiz sabah kalp krizi geçirdi ve yaşamını yitirdi. Buradan kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Kızının acısına dayanamayarak bu hayata veda eden, gözlerini kapatan Sennur annemize başsağlığı dileklerimizi, ailesine başsağlığı dileklerimizi ifade etmek istiyoruz. Yine şair, gazeteci ve oyuncu, çevirmen Ülkü Tamer'i kaybettik dün. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Tüm ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Ve kendisini geride bıraktığı değerli eserleriyle anacağız. Ruhu şad olsun diyoruz. Yine geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz değerli sanatçı Mükerrem Kemertaş aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Artık Huma Kuşu yükseklerden seslenemeyecek, ancak değerli sanatçı türkülerle yaşamaya devam edecek diyoruz. Çok değerli arkadaşlar, bugünkü grup toplantımızda elbette ki Türkiye'nin önemli gündemlerini değerlendirmeye devam edeceğiz. 5 Nisan tarihi aslında önemli bir kırılma tarihidir Türkiye açısından, Türkiye'nin geleceği ve Türkiye'nin siyaseti açısından. 5 Nisan 2015 tarihinde İmralı cezaevine giden ve İmralı heyetinde bulunan birisi olarak ifade etmek isterim ki, o tarihten bugüne kadar Sayın Öcalan'dan herhangi bir haber alınamamaktadır. 5 Nisan tarihi benim ve Sırrı Süreyya Önder arkadaşımızın İmralı cezaevinde yaptığımız görüşmede Sayın Öcalan'ın özellikle ifade ettiği noktalara bugün değinmek isterim. Belki de bugün Türkiye'nin içerisinde olan durumunu özetlemeye katkı sağlayacak olan değerlendirmeleri sizlerle paylaşmak isterim. 5 Nisan tarihi elbette ki demokratik çözüm ve barış sürecini başlatarak Türkiye'nin demokratikleşmesi ve Türkiye'de Kürt sorununun demokratik yöntemlerle çözülmesi açısından önemli bir tarihti. Ve her yaptığımız toplantıda, her yaptığımız görüşmede Sayın Öcalan'ın ifade ettiği bu sorun bu masada çözülmezse eğer muhataplarımız dışarıya açılacak ve bu ülke bir kriz ve kaos dönemini yaşayacak diyordu. Evet, özellikle Sayın Öcalan'ın son yaptığımız görüşmede, yani 5 Nisan tarihli görüşmesinde bize ifade ettiği şey, buraya belki de son gelişinizdir demişti. Çünkü görünen şudur ki muhataplarımız bu sorunu çözme yönünde herhangi bir adım atmıyor ve bir ilerleme sağlanmıyor demişti. Özellikle gözlemci bir heyetin, yani üçüncü bir gözün İmralı Adası'na giderek sürece katkı sağlaması gerektiğini ifade ediyordu Sayın Öcalan. Ve 28 Şubat 2015 tarihinde Dolmabahçe Sarayı'nda okunan mektubun, yani Dolmabahçe Mutabakatı'nın İmralı Adası'nda gözlemci heyet şahitliğinde tartışmaya açılmasını belirtiyordu. Fakat bırakın gözlemci heyetin İmralı Adası'na gitmesini, ne yazık ki Dolmabahçe Mutabakatı bile hükümet tarafından, AKP iktidarı tarafından yok sayıldı, inkar edildi. Orada okunan mektup elbette ki Türkiye'nin geleceği açısından önemliydi. Özellikle Türkiye'nin demokratikleşmesi açısından önemliydi. Ve sadece Türkiye'nin demokratikleşmesi için değil, tüm Orta Doğu'yu kapsayacak olan bir demokratikleşme sürecinden bahsediliyordu. Ancak Dolmabahçe Sarayı'ndaki açıklanan mektubun hemen ertesinde Cumhurbaşkanı, o dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Mutabakatı'nı yok sayan, fotoğrafı inkar eden bir yaklaşımla çözüm masasını devirmeyi ve bu ülkede bugün yaşanan sorunların gelişmesine sebep olacak bir sürecin başlamasına da vesile olmuştur. Değerli arkadaşlar, Sayın Öcalan'ın özellikle
ifade ettiği meselelerin AKP hükümeti tarafından dikkate alınmaması bugün itibariyle Türkiye'nin içerisinde bulunduğu hem ekonomik kriz, hem siyasi kriz, hem de yaşanan savaşlar açısından da önemlidir. Çünkü 5 Nisan tarihinden sonra Sayın Öcalan'a sadece tecrit uygulanmadı. Bu tecrit aynı anlamda Türkiye'ye de uygulanan bir tecrit sürecini yaşattı ve başlattı. Çünkü 5 Nisan tarihinden sonra başlatılan tecritle birlikte aslında Türkiye'deki demokratik kazanımlar ve Türkiye'deki yasal ve anayasal kazanımlar da askıya alındı. Ve biz bugün buradan bir kez daha ifade etmek isteriz ki 5 Nisan tarihinden sonra Sayın Öcalan'ın öngördüğü, ifade ettiği gelişmeler adım adım hayata geçti ve bugün de bunları yaşıyoruz ve görüyoruz. Biz özellikle şunu ifade etmek isteriz ki İmralı tecritiyle Türkiye'nin tecrit altına alınmasıyla birlikte yaşanan olaylara şöyle bir kısaca göz atarsak, bakarsak, özellikle 7 Haziran seçimlerine yapılan darbeden başlamak gerektiğini ifade etmek isteriz. Çünkü 5 Nisan tarihinden sonra başlatılan tecritle birlikte 7 Haziran seçimleri yapıldı ve bu 7 Haziran seçimleri belki de Türkiye açısından, Türkiye'nin tarihi açısından önemli bir seçimdi. Çünkü Halkların Demokratik Partisi %13 oranında oy alarak 80 milletvekiliyle parlamentoya girmeye hak kazanmıştı. Ancak bunu AKP hükümeti, iktidar hazmedemeyerek yapılan seçimlere bir darbe uyguladı ve ülkeyi bir kez daha 1 Kasım tarihinde seçimlere mahkum etti. Elbette ki 7 Haziran ve 1 Kasım tarihleri arasında yaşananlara da dikkat çekmek gerekiyor. Özellikle Ceylanpınar olayı, Suruç ve Ankara katliamları, Sur'da, Cizre'de, Nusaybin'de ve Gever'de yaşanan katliamlar tecrit olmasaydı elbette ki olmayacaktı. 5 Nisan tarihinde Sayın Öcalan'a uygulanan tecrit hayata geçmemiş olsaydı darbe mekaniği devreye girmeyecekti ve bu ülkeye bir darbe girişimi başlatılmayacaktı. Çünkü Sayın Öcalan yaptığımız görüşmelerde de özellikle toplantıya katılan kamu güvenliği müsteşarı ve devlet yetkililerini de uyararak eğer bu sorun bu masada çözülmezse bu ülkeye bir darbe gerçekleştirilecek ve darbe mekaniği hayata geçirilecek demişti. İşte bunun da aslında devletin ve kamu güvenliği müsteşarının bunu bilmesine rağmen süreci baltalamalarının ve darbe mekaniğine zemin hazırlamalarının bir göstergesi olarak da ifade edebiliriz. Tecrit yaşanmamış olsaydı, tecrit uygulanmamış olsaydı bugün bu ülkede olağanüstü hal ilan edilmemiş olacaktı. Ve bu ülke kanun hükmünde kararnamelerle yönetilmemiş olacaktı değerli arkadaşlar. Ancak tecrit uygulandığı için bugün Türkiye bir polis devletine dönüşmeyecekti. Yüz binlerce insan tutuklanmayacak ve işinden, ekmeğinden olmayacaktı eğer tecrit uygulanmasaydı. Yine çözüm sürecinde önemli rol alan HDP'ye siyasi darbeler yapılmayacaktı. Anayasa ve yasa, yine demokrasi, insan hakları rafa kaldırılmış olmayacaktı. Yine iç ve dış politikalar üzerinden ya da savaş üzerinden Türkiye'nin gittiği nokta bugün bu durumda olmayacaktı. Ve bu ülkeyi yönetenler Suriye'de, Afrin'de bir savaş sarmalının içerisine girmemiş olacaklardı. Ve süreç devam etmiş olsaydı Türkiye'de özellikle Afrin'e yapılan işgal hayata geçmemiş olacaktı. Toplum büyük bir ekonomik ve sosyal kriz içerisine düşmeyecekti tecrit olmasaydı. Ve insanların yaşam güvenliği bugünkü gibi tehlike altında da olmayacaktı. Ülkeyi yönetenler özellikle AKP hükümeti çözümsüzlük siyaseti nedeniyle Türkiye'yi Rusya başta olmak üzere
büyük uluslararası güçlerin esiri haline dönüştürmeyecekti. Ancak bütün bunlar 5 Nisan tarihiyle başlayan tecrit politikasının Türkiye'yi getirmiş olduğu bir nokta olarak görülmelidir. Ve Türkiye halkları, Türkiye toplumu burayı iyi görmelidir. Oysa çözüm ve İmralı ile diyalog sürecinin yürütüldüğü 2013-2015 yılları arasında bu kötü tablonun hiçbirisi yaşanmamış olacaktı eğer tecrit olmamış olsaydı. Şimdi tecrit olmamış olsaydı neler olacaktı? Bir de buna bakmak gerekiyor. Demokratik siyasetin önü açılacaktı. Siyaset kilitlenmeyecekti. Kürt sorunu iç dinamikleriyle birlikte çözülecekti değerli arkadaşlar. Özellikle Sayın Öcalan'ın ifade ettiği bu sorun burada kendi muhataplarımızla çözülmek zorundadır diyordu. Ve dış güçlerin, uluslararası güçlerin bu soruna müdahale etmemesi gerektiğini özellikle belirtiyordu. Ancak bugün geldiğimiz noktada Kürt sorunu artık sadece Türkiye'nin sorunu değil, bütün dünyanın, uluslararası güçlerin sorunu haline gelmiştir. Tecrit olmasaydı elbette ki darbe mekaniği devreye girmeyecek ve her türlü vesayet gerileyecekti. Bunun altını da bir kez daha çizmek isteriz. Ve silahsızlanma süreci başlayacak. Böylece çatışmalı dönem artık sona erecek ve bu ülkede hiçbir insanımız yaşamını yitirmeyecekti. Ancak bugün bir kez daha görüyoruz ki tecritle birlikte başlatılan ve başlayan çatışmalı süreçle birlikte ülkemize her gün cenazeler geliyor ve her kapıya giden tabutlar her annenin, her babanın yüreğini yakmaya devam ediyor. Yine halkın ekonomik gelir düzeyi elbette ki böyle olmayacaktı. Özellikle yaşanan ekonomik krizin ve siyasi krizin bugün gelmiş olduğu noktada elbette ki hatırlatmak isteriz ki 5 Nisan tecrit politikasının geldiği noktadır. Yine Türkiye'de özellikle Kürtler başta olmak üzere tüm Suriye halklarıyla barışçıl bir diyalog sağlanmış olacaktı eğer tecrit hayata geçmemiş olsaydı. Dolayısıyla Sayın Öcalan'ın özellikle 2013 Nevroz'unda Diyarbakır'da okunan mektubundan da şunu anlıyoruz ki değerli arkadaşlar ki o mektup biliyorsunuz milyonların şahitliğinde okunan bir mektuptu ve Sayın Öcalan'ın kendisinin kaleme aldığı devlet ve kamu güvenliği müsteşarı yetkililerinin de bilgisinin olduğu ama aynı zamanda AKP hükümetinin de bilgisinin olduğu çünkü son şeklini yaptığımız toplantılarla birlikte verdiğimiz, birlikte kaleme alınan bu mektubun milyonların şahitliğinde okunduğu ve oradan birkaç bölümü sizlerle paylaşarak Sayın Öcalan'ın sürecin ilerlemesi açısından ifade ettiği kesimleri paylaşmak isterim. Bugün yeni bir dönem başlıyor. Silahlı direniş sürecinden demokratik siyaset sürecine kapı açılıyor demişti Sayın Öcalan o mektubunda. Ben bu çağrıma kulak veren milyonların şahitliğinde diyorum ki artık yeni bir dönem başlıyor, silah değil siyaset öne çıkıyor. Artık silahlı unsurlarımızın sınır ötesine çekilmesi aşamasına gelinmiştir diyor Sayın Öcalan. Yine mektupta devamla bizi bölmek ve çatıştırmak isteyenlere karşı bütünleşeceğiz. Ayrıştırmak isteyenlere karşı birleşeceğiz diyordu Sayın Öcalan. Zamanın ruhunu okuyamayanlar tarihin çöp sepetine giderler, suyun akışına direnenler uçuruma sürüklenirler demişti o mektubunda. Ve bu mesajlar tecritin neden başlatıldığını ortaya bir kez daha koymuştur. Barıştan korkanlar tecrite karar verdiler ve 5 Nisan tarihinden beri Sayın Öcalan'la hiç kimseyi görüştürmediler. Elbette ki SİPİT'in hazırlamış olduğu raporun da önemli olduğunu ifade etmek isterim. Ancak AKP hükümeti bu raporun açıklanmasına 2 yıl sonra karar vermiştir.
Spiti 2015 tarihinde İmralı Adası'na giderek Sayın Öcalan'la bir görüşme gerçekleştirmiştir ve bu görüşme sonucunda bir rapor hazırlamıştır. Bu raporu ne yazık ki açıklamasına devlet yetkilileri, AKP hükümeti izin vermemiştir. Ta ki 15 gün öncesine kadar ve 15 gün önce CPT'nin hazırlamış olduğu rapor açıklanmış ve Sayın Öcalan'ın İmralı cezaevinde yaşadığı sıkıntılar ve maruz kaldığı baskılar ifade edilmiştir. Türkiye'ye özellikle AKP hükümetine buradan seslenmek isteriz. 2 yıl niye beklettiniz bu raporu? Niçin bu rapor 2 yıl sonra açıklandı? Ve bu da sizin barışa olan yaklaşımınız, sizin Kürt halkına olan yaklaşımınız, sizin Sayın Öcalan'a olan yaklaşımınızdan kaynaklıdır. Her ne kadar bugün sesimizi duymazsa bile, dış dünyayla bağlantısı kesilmiş olsa bile buradan Sayın Öcalan'a sevgilerimizi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Ve buradan Avrupa Birliği'ne, Birleşmiş Milletler'e ve CPT'ye bir kez daha çağrı yapıyoruz. Sayın Öcalan, barışın, özellikle Türkiye'nin demokratikleşmesinin ve Kürt sorununun demokratik yöntemlerle çözülmesinin baş mimarıdır. Bu anlamda Sayın Öcalan'la diyalog sürecinin tekrar başlatılması ve şu anda maruz kaldığı tecrit politikasına bir an önce son verilmesi ve ailesiyle, avukatlarıyla ve siyasi heyetlerle temasının ve görüşmesinin sağlanmasının Türkiye açısından, Türkiye'nin geleceği açısından elzem olduğunu ifade ediyor ve bu çağrımızı bir kez daha yineliyoruz. Değerli arkadaşlar, elbette ki tecrit ve çözümsüzlük politikasıyla doğrudan bağlantılı olan Afrin meselesine de değinmek isteriz. HDP olarak başından beri hep ifade ettik. Bugün de aynı şeyleri söylüyoruz. Afrin'e başlatılan bir işgal girişimidir. Afrin'de yaşayan insanlar, orada doğup büyüyenler, kendi yaşadıkları toprakları, kendi yaşadığı yerleri ve evleri terk etmek zorunda kalmışlardır. Oradan sürgün edilmişlerdir. Ve ilçede akşam saat 8'den sonra başlatılan sokağa çıkma yasağıyla birlikte Afrinlilerin evleri talan ediliyor ve yağmalanıyor. Ve bu da ÖSO güçleri tarafından gerçekleştiriliyor. Habertürk yayını özellikle insanlık suçunun bir belgesidir. Çünkü Afrinliler ÖSO çetelerinin zulmünü, hırsızlığını, talanını, tecavüzünü anlatıyor. Ancak tercüme yapan AFAD yetkilisi ve AFAD yetkilisi olduğunu kendisi söylüyor. Bu zat özellikle yaptığı tercümede ÖSO değil, bunu YPG yaptı diye Türkiye halklarını, Türkiye kamuoyunu yalan haberlerle kandırarak ifade etmeye çalışıyor. Elbette ki bunun bir rezalet olduğunu ifade etmek isteriz. Afrin'deki gerçeklerin üzerini yalanlarınızla örtemezsiniz. Yalancının mumu ancak yaslıya kadar yanar diyoruz. Evet, sizin mumunuz da yaslıya kadar yandı. İşte Habertürk kanalından tercümanlık yapan bir AFAD yetkilisi ÖSO'nun yaptığını anlatan bir yurttaşla yaptığı söyleşiyi sizler YPG olarak Türkiye halklarına yutturmaya çalışıyorsunuz. Ancak şunu biliniz ki Türkiye halklarının, Türkiye toplumunun sizin yalanlarınıza karnı tok, sizin yaptığınız haberciliğe de karnı tok. Özellikle değerli arkadaşlar, Cumhurbaşkanı'nın danışmanı olan bir zat Afrin'de 50 küsür şehit verdik ama 2 önemli kazancımız var diyor. Oradaki ihalelerde büyük pastayı Türk müteahhitler alacak şeklinde de bir açıklama yapıyor. Bu zaten başlı başına tam bir rezalet. Orada insanlar ölüyor. Orada insanlar evlerini, barklarını terk etmek zorunda kalıyor. Ancak Türkiye'deki AKP hükümeti ve MHP yetkilileri oradan rant elde etmenin,
orada para kazanmanın yollarını aramaya çalışıyor. Türkiye'de oylarını nasıl arttırmanın yollarına bakarak bu süreci götürmeye çalışıyorlar. Afrin'de de müteahhitler nasıl para kazanacak, nasıl rant elde edecek bunun hesaplarını yaparak seçimleri ve kendi çıkarlarını düşünerek Afrin halkını özellikle haksızlık yaparak kendi ülkesinden sürgün etmenin yol ve yöntemlerini arıyorlar. Şimdi sadece bununla da sınırlı kalmıyorlar. Özellikle Afrin'i ilhak etmeye çalışan bir zihniyet var. Oradan sürgün edilenlerin ve kendi yaşam koşullarını bırakıp başka yerlere gidenlerin yerlerine başkalarını yerleştirmenin yol ve yöntemlerini arayarak aynı zamanda da oraya bir vali atamaya kalkışıyorlar. Ve bu ilhakla birlikte Türkiye içerisinde bulunduğu çıkmazdan, Suriye ile girmiş olduğu savaş sarmalından nasıl çıkacak? Bunu gerçekten merak ediyoruz ve hayretle izlemeye de devam ediyoruz. İşte bu anlamda Birleşmiş Milletleri özellikle acil bir müdahaleye davet ediyoruz. Talan, yağma, ırkçılık, tecavüz ve insanlık suçlarını önlemeye herkesi çağırıyoruz ve bu anlamda acil önlemlerin alınması gerektiğini ifade ediyoruz. Ve buradan bir kez daha söz veriyoruz değerli arkadaşlar. Afrinliler kendi yaşadığı topraklara mutlaka geri dönecektir. Afrin, Afrinlilerindir çünkü. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu yanına sanatçıları alarak Afrin sınırına gitti değerli arkadaşlar. Hatay'a gittiler ve belli ki aslında Afrin işgaline toplumdan bir destek alamadıkları için o yüzden sanatçıları yanlarına alarak bunlar üzerinden bir toplumsal destek yaratmaya çalışan bir zihniyet var. Savaş elbette ki özellikle sanatçılar açısından savaşın yanında durmak değil. Sanatçıların durması gereken yer ve nokta barıştır, barış olmalıdır. Hiçbir sanatçı savaştan yana olmamalıdır. Hiçbir sanatçı insan ölümlerinden yana olmamalıdır. Ve biz gerçek sanatçıları da tanıyoruz. Biz Ahmet Arif'leri de tanıyoruz. Biz Aşık Mahsuni'leri de tanıyoruz. Biz Ahmet Kayalar'ı, Yılmaz Güney'leri de tanıyoruz. Onlar Türkiye halklarının gönlünde, vicdanında, yüreğinde ve beyninde gerçek sanatçılar olarak hala yaşıyorlar. İşte gerçek sanatçı halkına hizmet eden sanatçıdır. Gerçek sanatçılar barışın yanında saf tutan sanatçılardır. O yüzden Afrin'in sınırına Hatay'a giden ve onlarla birlikte resimler paylaşan, pozlar veren, şarkılar, türküler söyleyen sanatçıların bu ülkede, bu toplumda elbette ki yerleri farklı olacaktır. Biz hiçbir sanatçımızın, hiçbir sinema sanatçımızın, şarkıcımızın, türkücümüzün ölümlerden yana olmasını tercih etmeyiz. Eğer bu ülkeye katkı sunmak istiyorsanız, bu ülkenin geleceğine yatırım yapmak istiyorsanız, bu ülkede insanların artık ölmemesi üzerinden bir politika yapmak istiyorsanız, işte o zaman barışın yanında saf tutacaksınız ve barış türküleri söyleyeceksiniz. Afrin'e gitmeyin, Minbiç'e gidin diyen sanatçılar şunu çok iyi bilsin ki, Afrin'de Kürtlerindir, Minbiç'te Kürtlerindir, Diyarbakır'da Kürtlerindir, Şırnak'ta Kürtlerindir. İktidarın savaş sarmalından ve savaş politikalarından bir türlü vazgeçmediğinin bir göstergesi de özellikle kadınlara olan yaklaşımıdır. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tiyatro sanatçılarının sahneye çıkmaması, çıkartılmaması ve bu meclisin başkanı tarafından, Sayın Kahraman tarafından engellendiği yönünde çıkan haberleri hayretle izlediğimizi ve takip ettiğimizi ifade etmek isteriz. Biz şunu biliyoruz elbette ki, AKP hükümetinin
yaratmak istediği kadın tipi evinde oturan, kocasına hizmet eden ve erkeğin tahakkümü altında olmaya çalıştırılan bir kadın tipidir. Ve AKP'nin elinde olsa bugün kadınlar yaşamın hiçbir alanında sokağa çıkmayacaklar. Yaşamın hiçbir alanında yer almayacaklar. Tiyatroda sahneye çıkmayacaklar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili olmayacaklar. Şu kürsüde konuşma bile yapmayacaklar. Ancak biz öyle bir kadın tipi yarattık ki kadınlara, erkeklere meydan okuyan, erkeklerin tahakkümü altına girmeyen, eşitlik ve özgürlük mücadelesi veren kadın tipini yarattık. Tiyatro sahnelerinde, platformlarında, en ön saflarda kadınlar olacak. Her sinemada, her filmde başrolde kadınlar oynayacak. Mecliste kadınlar konuşacak. Bu kürsülerde konuşma yapacak olanlar yine kadınlar olacak. İşte bu yüzden kadına olan yaklaşımı Sayın Kahraman şahsında özellikle ifade etmek isterim ki Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihine kara bir leke olarak geçtiniz. Ve dışarıda kadın tiyatroculara sahip çıkan kadın arkadaşlarımıza da seslenmek isterim. Bugün ötekileştirilen, yok sayılan sadece tiyatroda oynayan tiyatrocu kadınlar değildir. Siyaset yapan kadınlardır aynı zamanda. Bugün halkın iradesiyle seçilen kadın milletvekillerimizin 9 tanesinin cezaevinde olduğunu niçin görmüyorlar? Ve bu kadın arkadaşlarımız elbette ki kadınlara sahip çıkarak, protestolarını yaparak kadın haklarını savunmanın önemli olduğunu ifade ediyorlar. Fakat bir tarafta bunlar yaşanırken diğer tarafta Halkların Demokratik Partisi'nden seçilen kadın milletvekilleri ve kadın belediye eş başkanlarının cezaevinde rehin olarak tutulduğunu da kendilerine hatırlatmak isterim. Biz mücadelemizi sadece bir kısım kadına olarak değil, dünyada nerede olursa olsun kadınların yaşamış olduğu her türlü sıkıntıya, kadınların yaşamış olduğu her türlü baskıya, kadınların karşılaştıkları her türlü müdahaleye karşı da birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerektiğini özellikle belirtmek isterim. Çok değerli arkadaşlar, bir daha Sayın Cumhurbaşkanı'na döneceğim ve Hatay üzerinden yine bir değerlendirme yapma ihtiyacı duyuyorum. Dün sosyal medyada, basında, her yerde Cumhurbaşkanı'nın askeri kamuflaj giyerek Hatay sınırına gittiğini hepimiz gördük. Ve askeri vesayete karşı olduklarını ve bununla mücadele ettiklerini söyleyen AKP'nin genel başkanı, bu ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir askeri kamuflaj giyerek Hatay sınırına gitti. En son askeri kamuflajı kim giymişti biliyor musunuz? Tansu Çiller giymişti. Şu anda Tansu Çiller yok. Tansu Çiller şu anda Amerika'da ve Türkiye siyaset tarihinde Tansu Çiller'in adı bile okunmuyor. Çünkü Kürtler üzerinden, Kürtleri inkar üzerinden, Kürtleri imha üzerinden yapılan politikalar hiçbir iktidara hiçbir şey kazandırmıyor. Askeri kamuflaj giyerek Afrin'e gitmeye çalışan ve bu görüntüyü vermeye çalışan Sayın Cumhurbaşkanı'na da ifade etmek isteriz ki siz de artık son günlerinizi yaşıyorsunuz. Askeri kamuflaj giyen bir ülkenin, iktidarında olan bir partinin geleceği nokta tarihin çöp sepetidir. Bunu da size hatırlatmak isteriz. Yine özellikle bu ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkımı için geziciler çatlasın patlasın diye bir ifade kullandı. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı çatlasın patlasın kelimesini kullanmamalıdır. Çatlasın patlasın kelimesi üzerinden siyaset yapmamalıdır. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı bir ülkeyi kutuplaştırmak,
ayrıştırmak içerisinde olmamalıdır. Onun görevi bu ülkede yaşayan tüm kesimleri birleştirmektir. Bu ülkeyi çoğaltmaktır. Bu ülkeyi refaha ve huzura kavuşturmaktır. Ancak bugün AKP hükümetinin ve bunun başında olan zat, yani Recep Tayyip Erdoğan, hem yaptığı konuşmalarla hem yaptığı çıkışlarla ne yazık ki bu ülkeyi bir uçuruma, bir felakete sürüklemektedir. Çatlasın patlasın kelimesi hiç kimsenin ağzına yakışmayan bir kelimedir. Dolayısıyla hem çatlasın patlasın hem de bu ülkeyi sevmeyenler terk etsin, gitsin diyen Sayın Cumhurbaşkanı'na şunu ifade etmek isteriz. Hiç kimsenin bu ülkeyi terk etmek gibi bir niyeti yok. Ve bu ülkeden gitmek isteyen kimse de yok. Bu ülkeden gitmesi gereken birisi varsa o da sizsiniz. AKP hükümetidir, AKP iktidarıdır. Ancak siz gittiğiniz zaman bu ülkede refah olacak, bu ülkede huzur olacak, bu ülkeye barış gelecek. Bir hafta ekranlara çıkmıyor, Cumhurbaşkanı bir hafta hastalanıyor, ekranlara çıkmıyor, bir bakıyorsunuz dolar düşmüş, euro düşmüş, ekonomik kriz yok, insanlar huzur içinde, insanlar refah içerisinde yaşıyor. Bir televizyona çıkıyor, dolar fırlıyor, euro fırlıyor, ekonomik kriz başlıyor. Dolayısıyla bir zahmet edip bir sussa, bir konuşmasa, gerçekten bu ülkede her şeyin ne kadar iyiye gittiğini, bu ülkenin refaha kavuştuğunu, huzura kavuştuğunu herkes görecek. İşte bunun için değerli arkadaşlar, seçimlerde özellikle şimdi 2019 diyorlar ama biz erken bir seçimin yapılacağını da biliyoruz. Kamuoyuna yalan söyleyip, seçimler zamanında yapılacak deyip arka kapılar arkasında seçim tarihini bile belirliyorlar. AKP-MHP koalisyonu 2019'a kadar bekleyebilir mi? Hayır, bekleyemez. Bu yılın, yani 2018'in sonbaharında bu ülkeyi bir seçim bekliyor. Dolayısıyla kamuoyuna yalan söylemekten vazgeçin. Kamuoyuna seçimler yapılmayacak, seçimler zamanında yapılacak deyip başka hesaplar içerisinde olan ve seçim çalışmalarını hızlandıran, genel kongre tarihini öne alan AKP hükümeti MHP ile birlikte bu seçim hazırlığını yapıyor, biz biliyoruz. Ama şunu da bilmenizi isteriz ki HDP olarak biz de seçimlere hazırız. Bizim seçimlerden kaçtığımız, seçimlerden korktuğumuz yok. Her türlü hazırlığımız var. Sizin hilelerinize karşı, sizin yalanlarınıza karşı, sizin hırsızlıklarınıza karşı, seçimlerde yapacağınız usulsüzlüklerinize karşı her türlü hazırlığımız var. Halkımızın, Türkiye toplumunun, Türkiye halklarının bundan hiçbir kuşkusu olmasın. HDP vardır, HDP geliyor, HDP gelecek değerli arkadaşlar. Bir başka konu değerli arkadaşlar, İstanbul ve Ankara milletvekillerimiz Sayın Selahattin Demirtaş ve Sayın Sırrı Süreyya Önder'in Nisan ayında gerçekleşecek olan duruşmaları var. 11 Nisan tarihinde sevgili Selahattin Demirtaş'ın tutuklu bulunduğu dosyadan Ankara Sincan cezaevinde duruşması yapılacak. Ve yine 16 Nisan tarihinde İstanbul'da Silivri cezaevinde 2013 Nevroz'unda yapmış oldukları konuşmalardan dolayı hem Selahattin Demirtaş'ın hem de Sırrı Süreyya Önder'in birlikte yargılandıkları duruşmalar var. Biz aslında tüm bu davaların demokratik siyasetin kapısına kilit vurulması sürecinin yargıdaki eşiği olduğunu, ayağı olduğunu biliyoruz. Ve Sayın Demirtaş geçenlerde Twitter hesabından bir şey yayınladı ve kendisine ceza verileceği yönündeki kaygılarını ifade etti. Evet, biz de bu duyumları alıyoruz. Özellikle 16 Nisan tarihinde yapılacak olan duruşmada hem sevgili Selahattin Demirtaş'ın
hem de sevgili Sırrı Süreyya Önder'in ceza alacakları yönünde aldığımız duyumlar var. Ve bunun bir talimat olduğunu da elbette ki biliyoruz. Çünkü bu kararlar hukuki kararlar değil. Bu kararlar siyasi kararlar ve bu kararları bizzat saraydan verildiğinin, AKP hükümeti tarafından verildiğinin de özellikle bilinmesi gerektiğini belirtmek istiyoruz. Ve Sayın Demirtaş'ın ve Sayın Sırrı Süreyya Önder'in geçen yapılan duruşmasında mahkeme heyetine ifade ettikleri talepleri hiçbir şekilde kabul edilmedi. Bu da mahkeme heyetinin bir kez daha her iki arkadaşımıza göstermiş oldukları tutumdan da tavır ve davranışlardan da biliyoruz ki bir dahaki celsede cezaya gitme yönünde bir eğilim var. Ancak Sayın Demirtaş'ın halkın iradesini temsil eden bir milletvekili olduğunu buradan bir kez daha hatırlatmak isteriz. Yine sevgili Sırrı Süreyya Önder'in çözüm sürecinde önemli rol üstlenen bir arkadaşımız olduğunu ifade etmek isteriz. Ve onların 16 Nisan'da görülecek olan duruşması 2013 Nevroz'unda yapmış oldukları konuşmalardan kaynaklı. 2013 Nevroz'unda her iki arkadaşımız da hem Sayın Demirtaş hem Sayın Önder çözüm süreci yaşanırken gerçekleşen Nevroz'da konuşmalar yapmışlardı. Ve o gün yapılan Nevroz'un hemen ertesinde atılan manşetler çözüm Nevroz'u olarak vermişti yapılan konuşmaları. Nevroz ateşi çözüm için demişti manşetler ve Nevroz ateşi barış için yandı demişti manşetler. Ve bu manşetler 2013 Nevroz'unun Sayın Demirtaş'ın ve Sayın Önder'in yapmış oldukları konuşmaların hemen ertesinde atılan manşetlerdi. Ve 2,5 yıl sonra bu atılan manşetlere rağmen her iki arkadaşımız için de dosyalar hazırlandı ve onların yargılanması yönünde yollar açıldı. Fakat biz şunu ifade etmek isteriz ki bu mahkemeye kimin etki ettiğini biliyoruz. Ve bu mahkemelerden hukuki kararların çıkmayacağını da biliyoruz. Alınan siyasi kararlar doğrultusunda verilecek olan cezaları tanımadığımızı ifade etmek istiyoruz. Ve Sayın Demirtaş'ın da, Sayın Sırrı Süreyya Önder'in de bu halkın yerinde, Türkiye toplumunun yerinde, vicdanında, yüreğinde olan yerlerini hepimiz çok iyi biliyoruz. Sizler onlara ceza vererek halktan, Türkiye toplumundan koparmak isteseniz bile onlar Türkiye halklarından hiçbir zaman kopmayacaklar. Onlar Türkiye halklarının yüreğinde ve beyninde Türkiye'nin önemli siyasetçileri olarak, milletvekilleri olarak kalmaya devam edecekler. Ve değerli arkadaşlar, Türkiye'nin yargı sürecinin ve hukukunun aslında bugün nerede olduğunu birkaç örnekle ifade ettik ama özellikle Cumhurbaşkanı'na hakaretten dolayı ceza alan milletvekillerimiz de var. Geçen milletvekilimiz Ahmet Yıldırım'a Cumhurbaşkanı'na hakaretten ceza verilmişti ve arkadaşımızın milletvekilliği düşürüldü. Ve artık sadece Cumhurbaşkanı'na hakaretten değil, milletvekillerimiz polise hakaretten ceza alıyorlar. Geçen hafta Şanlıurfa milletvekilimiz Sayın Osman Baydemir polise yapmış olduğu bir hakaretten dolayı ceza aldı. İstinaf Mahkemesi'nde onandı bu cezası ve muhtemelen önümüzdeki günlerde farklı kararlar da alacaklar. Ancak biz şunu da biliyoruz, Cumhurbaşkanı'na hakaretten Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Bahçeli'nin CHP'li ve MHP'li milletvekillerinin dosyaları var. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'ye farklı hukuk da uyguluyor. Tazminat davasına çevrilen davalar geri alınıyor. Özellikle Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı'na hakaretten davaları geri alındı.
Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı'na hakaretten açılmış olan davaları gündeme bile alınmıyor. Çünkü bugün AKP-MHP koalisyonu var. Devlet Bahçeli ile Recep Tayyip Erdoğan kol kola girdiler çünkü. Ona ceza verebilir mi? Hayır, veremez. Ama söz konusu HDP olduğu zaman, söz konusu HDP'li milletvekilleri olduğu zaman yargı, hukuk ne yazık ki aynı işlemiyor, aynı yürümüyor. Dolayısıyla özellikle hükümeti yargı üzerindeki elini çekmeye davet ediyoruz değerli arkadaşlar. Ve 11 Nisan'da ve 16 Nisan'da duruşmayı izlemek üzere tüm halkımızı, tüm dostlarımızı, hem sevgili Selahattin Demirtaş'ın hem de sevgili Sırrı Süreyya Önder'in yanında olmaya bir kez daha davet ediyoruz. Yargıdan bahsetmişken bu ayıbı her seferinde sizlerin yüzünüze vurmaya devam edeceğiz. Sisi Ana'dan bahsediyoruz. 78 yaşında bir kadın, Sisi Ana, hala cezaevinde ve sağlık sorunları olmasına rağmen bu kadın arkadaşımız, annemiz cezaevinde tutulmaya devam ediyor. Oysa bu ülkeyi soyup soğana çevirenler, yolsuzluk yapanlar, hırsızlık yapanlar, bu ülkeyi talan edenler, bu ülkede cinayet işleyenler ellerini kollarını sallayarak dolaşıyorlar. Ancak barışı savunanlar, demokrasiyi isteyenler, insan haklarını savunanlar Sisi Ana gibi cezaevinde kalmaya devam ediyorlar. Bugün yine sabahleyin özellikle MYK üyemiz Murat Çepni arkadaşımız sabah saatlerinde gözaltına alındı. Ve alınma gerekçesi sosyal medyada paylaşmış olduğu bir tweet. Bunun üzerinden MYK üyemiz Murat Çepni'nin gözaltına alındığını duyduk. Yine parti meclis üyemiz Dilan Çetin arkadaşımız sabah saatlerinde gözaltına alındı. Ve bu iki arkadaşımızın özellikle bir an önce serbest bırakılmasını, özgürlüğüne kavuşmasını talep ettiğimizi de ifade etmek istiyoruz. Değerli arkadaşlar, son olarak Özgürlükçü Demokrasi gazetesine geçen hafta atanan kayyumlardan bahsetmek isterim. Doğan Medya Grubu'nu parayla satın aldılar. Özgürlükçü Demokrasi gazetesini satın alamadıkları için hem gazeteye hem de matbaaya kayyum atadılar. Tıpkı seçimlerde belediyelerimizi alamadıkları için belediyelerimize kayyum atadılar ya, işte şimdi de parayla satın alamadıkları halkın gazetesine kayyum atayarak gazeteleri almaya çalışıyorlar. Oysa biz biliyoruz ki Özgürlükçü Demokrasi gazetesi Musa Anter'in yerde bıraktığı bir mirastır. Musa Anter'lerin mirası asla yerde kalmaz. Musa Anter'lerin mirası ve onu devralanlar bu mücadeleyi, bu geleneği sürdürmeye devam edecekler. Özgürlükçü Demokrasi gazetesi halkına ulaşmaya devam edecek. Siz orayı kapatsanız bile, oraya kayyum atasanız bile Özgürlükçü Demokrasi gazetesi çalışanları, hatta bizler, her birimiz birer gazeteci olarak, her birimiz birer özgürlükçü demokrasinin yazarı olarak halkımızla buluşmaya devam edeceğiz. Bu bayrak yere düşmeyecek. Musa Anter'in mirası yerde kalmayacak. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın değerli arkadaşlar. Yine sevgili Eren Keskin'e 7,5 yıl verilen cezayı buradan kınadığımızı ifade etmek isteriz. Eren Keskin bir kadın avukat, bir hukukçu, bir insan hakları savunucusu. Aynı zamanda benim avukatım. Ve kendisi 2 gün önce 7,5 yıl ceza aldı. Niye aldı? Gazetede genel yayın yönetmenliği dönemi yaptığı sırada oraya sahip çıkmasından kaynaklı. Orada başlatılan nöbet eylemlerine katıldığından dolayı ceza aldı. Ancak şunu herkes bilmeli ki Eren Keskin yalnız değildir. Hepimiz Eren Keskin'in yanındayız ve hepimiz birer Eren Keskin'iz değerli arkadaşlar. 2 gün sonra 5 Nisan Avukatlar Günü, bunun vesilesiyle özellikle adalet arayan
hukuk mücadelesi veren tüm avukatlarımızın Avukatlar Günü'nü kutluyorum. Mücadelelerinde başarılar diliyorum. Konuşmamı bitirirken bugün buraya gelen tüm misafirlerimize, tüm yoldaşlarımıza, tüm arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepinizin ayağına sağlık, hepinizin yüreğinize sağlık diyorum. Saygıyla, sevgiyle selamlıyor, teşekkür ediyorum. Sağ olun.